Şimdi Newton'un 3. hareket yasasını inceleyelim. Bir duvar olduğunu düşünelim. Bir duvar var. Bu duvar B kütlesi olsun. Ve bu duvara Mehmet, yani ben, bir kuvvet uygulayayım. Bu kuvvet bu yönde olsun. Yani F A B diyelim. A kütlesi benim ve B kütlesi de duvar. Duvar hareket etmediğine göre bu FAB'yi dengeleyen başka bir kuvvet vardır. Bu kuvvet şiddeti buna eşit fakat zıt yöndedir. Bunu da FBA ile gösterebiliriz. Burada şunu yazabiliriz. FAB vektörü, yani benim duvara uyguladığım vektör kuvvet eşittir eksi FBA'dır. Buna etki tepki çifti adı verilir. Şiddetleri birbirine eşit olduğuna göre şu şekilde yazabiliriz. FAB'nin şiddeti eşittir FBA'nın şiddeti. Newton'un 3. hareket yasası, yani etki tepki kuvvetine örnek olarak normal kuvveti gösterebiliriz. Eğer bir cisim yüzey ile temas halindeyse, yani örneğin masa üstünde duran bir kitap düşünün. Bunun kütlesi m ise, ağırlığı mg'ye aşağı doğru olmak üzere, bu cisim masa üzerine hareket etmediğinden dolayı yüzeye dik ve zıt yönde bir kuvvet vardır. Bu kuvvet m veya fn ile gösterebiliriz. Bu yüzeye dik olan bir kuvvettir. Bu kuvvet mg'ye eşittir. Şu şekilde yazabiliriz. Toplam fy, yani y ekseni boyunca olan kuvvet toplamı n yukarı yönde eksi mg eşittir sıfır olmalıdır. Çünkü hareket etmiyordur. Yani bunun anlamı normal kuvvet mg'ye eşittir. Normal kuvvet yüzeye dik olan temas kuvvetidir. Bir başka yüzey düşünelim. Örneğin eğimi teta olan bir eğik düzlem üzerinde bulunan kütleden bahsedelim. Bunun ağırlığı mg olmak üzere ve bunu bileşenlerine ayırırsak x ekseni burası ve y ekseni de yüzeye dik olan doğrultu olmak üzere mg kosinüs teta, burası üçgenlerden dolayı teta olur. Kosinüs teta bileşeni buradaki normal kuvvet eşittir. Normal kuvvet gene yüzeye dik olan kuvvettir. Burada da ne vardır? Dengelenmemiş mg sin teta bileşeni vardır. Şu anda y ekseni boyunca bu olayı incelersek, yani y ekseni boyunca toplam kuvvet pozitif yönde normal kuvvet, ters yönde de mg kosinüs teta olduğundan dolayı eşit sıfır olmalıdır. Çünkü bu yüzey üzerinde hareket etmektedir. Yüzeyden kalkmıyor veya yüzeyin içine çökmüyor. Burada bir tanım yapalım. Serbest cisim diyagramı. Eğer bir cisim üzerine etki eden tüm kuvvetleri gösterirseniz bu diyagrama serbest cisim diyagramı adı verilir. Yani şu şekilde gösterebiliriz. Burada serbest cisim diyagramı bu kuvvetlerin hepsinin gösterilmesidir. Burada ise şu şekilde ifade edilir. Newton'un 3. hareket yasasına bir başka örnek ipteki gerilmedir. Örneğin A ve B kütlesi birbirine bir iple bağlı olsun. Eğer B kütlesini F kuvvetiyle çekerseniz aradaki ipte bir T gerilme kuvveti olur. Gerilme kuvveti burada etki tepki çiftini ifade eder. Hepinize başarılar dilerim.